Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Parol 2 VS'lik PvP server 98-99 level olarak karşımıza çıkıyor. Oyuna giriş ekranı bu şekilde. Buradan ID ve şifremizi kaydedip kolayca oyuna giriş yapabiliyoruz. Şöyle giriş yapalım ve videomuza devam edelim. Oyunu ben de bugün öğlen indirdim. Daha gördüğünüz gibi 19 dakikam olmuş. Şöyle bir oyuna giriş yapalım. Oyuna girdiğinizde sizden güvenlik şifresi istiyor. Eğer yeni bir şifre oluşturmadıysanız bu 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Zaten altta da yazıyor. Oyuna 98 level başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada XP, NPC var. Buradan XP'nizi alıyorsunuz. Daha sonra burada antika saç stiller diyor. Bunlar buradan alırsınız. Özellik vermiyor bildiğim kadarıyla. Zaten altında da bir şey yazmıyor. Daha sonra şurada tam şu elmasın olduğu yerde bir şebnem yüzü oluyor. Bunu basınca şebnemler otomatik olarak karakterinizde işleniyor. Daha sonra diğer biyologlar otomatik olarak şeyinizde zaten var. Karakterinizi işli. 92 ve 93 görevinizse biyologdan seçebiliyorsunuz. Çift STR book da deliksinde çift saldırı değeri alabilirsiniz. Daha sonra mesela aldınız, beğenmediniz ve yanlışlıkla bir HP bir STR aldınız, gelip buradan sıfırlayabiliyorsunuz. 3 kere ile sınırlı bu. Ona göre kararınızı iyi verin. Onun dışında itemler dönüştürürken gördüğünüz gibi bir şey istemiyor. Direkt dönüştürüyor. Buna yana sıkıntı yok. Zırhı da yine aynı şekilde. Ondan sonra buradaki NPC'den harfleri buldum diyor. Lucifer yani Azrail kestiğiniz zaman size şey veriyor. Parol gördüğünüz gibi Parol 2 yazıyor ya, bu harflerden veriyor. Her seferinde bir set veriyor. Yani 5 kere şey kestiğinizde, Azrail kestiğinizde şuradan harfleri buldum diyerekten şey alabiliyorsunuz. Yarı insanlara karşı güçlü 10, canavarlara karşı güçlü 20 satın alabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle ışınlama yüzüne tıkladığınızda çok basit bir ışınlama yüzü, ara yüzü var zaten. Şuradan metin bölgesi diyorsunuz. Metinlerin olduğu yere geçiyorsunuz. Metinleri kestiğinizde ise 4 tane inci var gördüğünüz gibi. Kırmızı, sarı, beyaz ve mavi. Her metinden birer tane atıyor bunlardan. Bunlardan ise 25'er tane olduğu zaman şöyle değerli incilerim var diyorsunuz. Antika silah sandığı alıyorsunuz. Antika zırh sandığı alıyorsunuz. Antika saç sandığı alıyorsunuz ve evcil hayvan sandığı alıyorsunuz. Böylelikle itemleriniz oradan da tamam oluyor. Onun dışında Lucifer'den punç ve tatlılar atıyor. Bunlar şeyde de satılıyor. Şöyle Nesne Market'i göstereyim. İşyalar diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada da punç ve tatlılar var. Ayrıca isminiz var. Satın alabilirsiniz hep çekerek. Kostümler dün yoktu. Dün eklenmişler kostümleri. Şöyle kostümlerin hep zaten HP veriyormuş. Güzel kostümler var. Çoğu kostüm ayrıldı vesaire. Ben bu kostüme bayılıyorum. Şu beyaz kostüm de güzel erkek parlak için. Onun dışında silah fişleri var yine. Oyun içi hep düşüyor mu şey oluyor mu bilmiyorum. Bundan belki bir bilgim yok, bunu öğrenince yorum kısmına yazarım arkadaşlar. Burada da silah fişleri var. 10 yarı ve 10 kritik veriyormuşlar. Şöyle tekrar oyunumuza geçelim. Onları da oradan satın alabilirsiniz. Şöyle antikaların görünümünü göstereyim. Şurada 3 tane mesela afikçar var. Geyik boynu ziyavi olması lazım. Bunun ismini yanlış hatırlamıyorsam. Mesela güzel parlıyor. Evrim sistemi de var herhalde oyunda da. Evrimi nerede kasıyorsunuz? Bunun hakkında tam bir bilgim yok. Onu da öğreniyorum kısmına bildireceğim. Evcil binek diyor. Bunu nereden bulmuş ya bu adam? Merak ettik arkadaşlar, hemen gidelim. Buna biniliyor mu? Ne oluyor bu? Değişik bir sistem. Neyse, tekrar NPC'lere doğru gelelim. Oyunun en güzel yanından biri kadim esun nesnesinin olması. İtemlerinizi kolayca 5 dakika içinde dizebiliyorsunuz. Onun dışında oyunda şunlar var. Ortalama esun ile beceri esunu. Mesela beceri esunu alalım. Buradan silah saç istiyorsunuz. Zehir kılıcı dedik mesela. Şuraya geldi. Mesela elimdeki kaç? Ya bir git, niye taşıyor? Artı 9 mesela 64 güç, kritik ölümsüz. Bunu nasıl yaptım? Tabii ki ortalama kağıdıyla şöyle atıyorsunuz, zaten 50 ile 60 arasında bir şey getiriyor, ortalama getiriyor. Yan üstünler de tam geldiği zaman bırakıyorsunuz. Mesela şöyle beceri için deneyelim. Artırma kağıdı atalım şuna. Marketten de şey alıyorsunuz, kutsama küresi. Zaten %100 başarılı oluyor. Şöyle elinde atarsınız. Mesela 25-5 geldi ama yanından yar yok, şey yok, bir şey yaramaz. 28-5 geldi. Kaçta kaç arası getiriyordu bu? 25-30 arası getiriyordu zaten beceriyi. Uğraşacağınız bir var arkadaşlar, işte bunu getirirsiniz yani karakterinize göre. Yarı zeka kritik mi getirsiniz, yarı güç kritik mi, yoksa delici bir şey getirirsiniz. Şöyle elimize 60'ken bir tane getirmeye çalışalım.
Burada tabii ki becerili nesneler her şeyden fazla bulması gerekiyor yani normalde. Triton'dan vesaire fazla bulması gerekiyor benim standımda. Çünkü 30 beceri hani bayağı bir beceri bu. Neyse bunlar şimdi uğraşıp da videoyu boşuna uzatmayalım arkadaşlar. Onu da o şekilde yapabilirsiniz. Silah saatçısı bu şekilde, zırh saatçısı bu şekilde. Oyunda okçu vesaire var hani okçusuz. Ne bileyim PvP de PvP olmuyor yani. Ok olmadıktan sonra değişik oluyor. Silah şeyleri burada işte. Öğretmenler burada. Oyun şu an boş gözüküyor ama saat gördüğünüz gibi saat 3 gibi falan. Yani gündüz herkes işinde gücünde. Bir de malum okullar da açıldı çoğu ilde. Gerisi de okulda. Akşamları 200 online'ı buluyormuş. Bu da VSP PvP için iyi, ideal yani sonuçta VS atacağız. Başka da anlatmayı unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bakayım. Artı 4 taşlar zaten burada var. Duyuru yüzüğüymüş. Bir işimize yaramaz bunu. Oyunda 4 taş sistemi var. Gördüğünüz gibi silah ve zırha eklenebiliyor. Şöyle şeye gidelim hemen. Metin bölgesi diyelim. Ticaretten 10 saniye sonra gidemezsiniz diyor. Bekleyelim bir. Metin bölgesi. Bir daha diyelim metin bölgesi. Evet, metin bölgesi dediği kısım bura. Şöyle hava kılıcımızı açalım. Öfkeyi de yakalım. Şöyle kod geliyor. Bu kod bir seferlik geliyor arkadaşlar. İlk metne vurduğunuzda. Daha sonra gelmiyor. Mesela diğer metinler de gelmeyecek bu. 9K vuruyoruz. Şöyle üstüne tıklayarak zaten metinlerden neler attığını da görebiliyorsunuz. Bunlar seri seri. Her birinden birer tane atıyor. 25 tane metin kestiğinizde full diziyorsunuz. Yani pet'tir, antika silahtır, zırhtır, kostümdür vesaire. Şöyle şeye de gidelim bir. Evlerim değil. Diğer bölgeler boss diyeceğiz. Zaten sadece şeytan kulesi var. Yüzüğe tıkladığınızda bazen bug'a giriyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Vadiye atabiliyor. Şey yapmayın hani ne oluyor falan demeyin. Tekrar tıklayın. Diğer bölgeler boss, şeytan kulesi diye. Evet gördüğünüz gibi şeytan kulesine geldik. Direkt girelim. Bekleme süresi yok herhalde bilmiyorum. Ben hani bir sefer kestim ama alttan seri seri kesenleri gördüm. Şu yine hava kılıcımızı açalım. Öfkemiz zaten aktif. İyi buna da 16,16K vuruyoruz. İşte gördüğünüz gibi punch'tur, tatlıdır. İşte bir de bu harfler düşüyor. Bundan da 5 tane kestiğiniz zaman yarı insanlara 10 ve canavarlara karşı güçlü 20 alıyorsunuz. Ondan sonra zaten daha seri seri kesersiniz bunu. Boss'un güzel yanı şey yapmıyor, can doldurmuyor. Yani zehrin bitti işte yarıdaydı, nasıl keseceğim vesaire demeyin. HP yenilemediği için kolayca kesebiliyorsunuz. Şimdi bunu kestikten sonra tekrar bir girmeyi deneyelim bakalım. Seri seri girilebiliyor mu yoksa hani yarım saat arayla mı girebiliyorsunuz, bir saat arayla mı girebiliyorsunuz onu da bir deneyelim. Eğer seri seri ise yani bu PvP'de item dizmeniz 15 dakikanızı alacaktır, daha fazla sürmez. Ha birebir dilerseniz yarım saati belki olabilir. Onun dışında bir olduğu yok. Ve çok sade hani böyle yok silah fişidir. Yok bilmem ne derler ona. Kuşaktır, simyadır vesaire öyle şeyler yok. Bildiğiniz gibi arkası key bırakmam ama çok cafcaflı. Ya ben hani like'ını istiyorum ama abi yine bu sistem var. Mesela 98-99 PvP olsun ama like'ın karakteri de olsun. Ne bileyim oyundan okçuyu kaldırıyorsunuz. Oyunun dengesi bozulmuyor da like'ını koyunca mı oyunun dengesi bozuluyor? Ben de onu anlamıyorum. Zaten 4 taş sistemi gelmiş. Pençe savunması yerine de işte mesela bıçak savunması işleten bazı PvP'ler var. Onu da bıçak savunmasıyla beraber verin. Olsun bitsin. Evet gördüğünüz gibi hepsinden ikişer tane oldu. Burada tek sıkıntı ışınlanma yüzüğünü kullanamıyorsunuz. Hani buradan nasıl dışarı çıkacağız? Karakter atıp girsek. Aynen zaten bu bölgede yüzük kullanılmaz. Lütfen karakter atınız diyormuş. Karakterimizi atalım. Aynen karakter açımda direkt dışarı atıyormuş. Şeytan kulesi diyelim. Evet arkadaşlar süre sınırı yokmuş, direkt girebiliyoruz. Hemen hava kılıcımızı yakalım. Ya keşke hava kılıcının da süresi bitmeseymiş hiç. Öfke gibi. Seri seri bir daha keselim. Şunu da açalım, bu ne veriyormuş? Hasar artır. Hasar azalış veriyormuş. Yani aldığımız hasar azaltıyor. Şöyle zaten ölümsüzlüklü itemleri yapınca seri seri kesersiniz. Zaten kadmiyosun nesnesi var.
Akşam inşallah karakterimi dizeceğim. Şu app için bir sistem var mı bilmiyorum. Bunu öğrenince alta yazacağım. Hani ne bileyim, ejderhadır veya mavi ejderdir oradan falan düşüyorsa iyidir. Düşmüyorsa malum app çekmemiz gerekecek. Şimdi keselim de marketten bir bakalım app fiyatlarına. Şuradan arkadaşlar penceresinden açık olan gemileri görebiliyorsunuz. Şöyle bir mesaj atalım bakalım. Cevap veriyorlar mı? İyi, en azından fısıltıları ben banla değil. Ya hangi oyunda görür ki gemilerin cevap verdi? Orası da bir parodi. Şöyle market diyelim bakalım. App satın al. 50 TL ile app, 100 TL 100 app. 100 app alsak mesela ne alabiliriz buradan? İsmimize gerek yok. Silahçı desek. Bunların süresi var mı? Ha, 7 günlük. Ya 7 gün içinde ne bileyim. 30 silahçı desek. 30. 20'de kostüm. Kostümler de bu arada eklenmeye devam ediyor. Az önce bunlar yoktu. 20'de kostüm desek 50. Başka da geçiş yok. Aynen, 100 app çekmemize gerek yok. 50 app çeksek 50 app de 50 TL bir haftalığına 50 lira. Ne bileyim, çok arkadaşlar, yani bir VSL PvP için bu app fiyattan ayarlamalar lazım ya da oyun içinde de düşmesi gerekiyor. Hadi ya, dışarı 60 şeyler alamadık. İyi mi itemler? Otomatik toplama yok mu ya? Gizli, kritik efekti. Eşya topla da varmış aslında arkadaşlar. Boşuna itemleri kaybettik. Şöyle tekrar gireyim ben. Videonun da sonuna gelelim. Oyun gördüğünüz gibi sadece zaten fazla anlatacağımız bir şey yok. Akşam buradayım. Girenler olursa PM atarsalar beraber oynayabiliriz. Ne bileyim, savaş atarız, vs atarız. Olmadı bir lonca kurarız, lonca savaşı atarız. Akşam online durumunu zaten görürüz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, bundan bir önceki veya bir sonraki videoda, bilmiyorum önce bunu mu atarım ondan öncekini mi, arka skiyi bıraktım. Oradaki 120 level icon karakterimi çekilişle vermeyi düşünüyorum. Eğer emek PvP oynuyorsanız ve beni takip ediyorsanız, hiç emek harcamadan 120 level bir karakterim olsun, hani içinde biraz aşırı olsun, sadece farm yapayım demek istiyorsanız o çekilişe de katılabilirsiniz. Hadi herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Arkadaşlar az önce birisi alttan şey yansıttı, antika zırh yansıttı. Bunu da tekrar aklıma gelmişken belirteyim. Hani az önce bilmiyorduk antika zırh, zırh gibi giyiliyor falan sanıyorduk. Antika zırh ve antika silahlar kostüm gibi takılabiliyormuş. Ve antika zırh gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Gitmiş. Şuradan bir bakayım, ne harfinden bulabileceğiz mi? Evet, antika zırh gördüğünüz gibi 1K HP veriyor. Sitedeki kostümlere de 1K HP veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle şuradan bir daha bakalım. Eşyalar, kostümler. Aa, bunlar 1500 veriyormuş. 500K HP için de hani app çekmeye değer mi bilmiyorum. Silah fişlerine veriyordu. 10 yarı, 10 kritik. Oyundaki antika silahlar da belki de hani 10 yarı veriyordur da kritiğini mi vermiyordur, yoksa 5 yarı 5 kritik mi veriyordur bilmiyorum. Bunu da şeyin altına yazarız artık, yoruma yazarız. Hadi tekrardan görüşürüz arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim.